İngiltere'nin antikapitalist hani duruşuna en güzel bence örnek NHS. Yani NHS dediğinde akan sular duruyor. Buranın sağlık sistemi. Yani herkes burada sağlık sistemini çok sever. Hele bu Covid döneminde. Bu hükümetin de en büyük yanılgısı, işte yani Tory'lerin yaptığı en korkunç şeylerden biri, İngiltere'de sağlık sistemine ayrılan payı mahvettiler, bayağı azalttılar. Onun için hastaneler çok kötü durumda. Bütçeler yetersiz. Hemşire maaşları işte çok az, çok düşük. İşte doktor maaşları düşük vesaire. Yani böyle hastanelerde çok sistemik bir bütçe problemi var. Bütün bunların da ana sorumlusu hükümet. Şu anki hükümet yani buradaki Toryciler. Dolayısıyla işte bu pandemi döneminden sonra bunun hani ne kadar yanlış yaptıklarını anladılar ama çok geç artık. Hani bunu biraz değiştirmeye çalışıyorlar. Tekrardan sağlık sistemlerine yatırım yapmaya falan başladılar. Ama biraz tabii geç kalındı yani. Hani bu Torylerin yaptığı en büyük kötülüklerden biri bu sağlık sistemini biraz bozmaları oldu. Hiç. Ama neyse ki hala mesela bedava herkese sağlık sistemi bedava hastanede verilebiliyor. Şimdi Amerika'da olsan bir hastalık geçir, hastanede bir gün yat, 8.000 dolar fatura gelir sana. 8.000 dolar. Yani kendini satsan ödeyemezsin. Birkaç hele böyle ciddi bir rahatsızlığın olsun 100.000 dolar fatura gelir sana. Yani Amerika'daki sistem diyor ki sen öl, geber. Yani ya sağlıklı ol, survival of the fittest. Yani sağlıklı olan ayakta kalır, jungle burası. Orman kanunları geçerli. Ve Obamacare bunun önüne geçmişti. Ne oldu? Trump tam tersine çevirmeye çalışıyor. Bütün kazanımları yok etti yani. Yani. Neyse Amerika başka bir konu, korkunç. Ama burası Amerika gibi değil yani, onu söyleyeceğim. Yani. Peki hocam, sağlık sisteminde yine özel hastaneler, farklılıklar, devlet hepsi var. Var. Ama yine de... Ama en azından sen mesela şunu biliyorsun, vatandaş olarak vatandaşı başın derde girdiğinde, sağlık sorunu yaşadığında seni kucaklayacak, bedava bakacak hastaneler, doktorlar, hani güvenli bir sistem var. Bu çok büyük bir kafa rahatı ya. Yani inanılmaz. Ha, çok bekleyeceksin, tamam. Saatlerce beklemeye hazır ol. Ama eninde sonunda bir şekilde iyi, kaliteli bir hizmet vermeye çalışacaklar sana. Bir sürü insanın hayatını her gün fedakarca kurtarıyorlar yani, imkansızlıklara rağmen. Onun için sağlık sistemi buranın gerçekten böyle övünç kaynağı diyebilirim. Hani bu açılardan. Eksikleri çok olsa da.